Biz dik durma yoldan öğrendik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği kişi Üstad Necip Fazıl Kısakürek. 15 Aralık akşamı düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri gecesinde söyledi bu sözleri. Bugün hani karşımıza dikilen bazı gruplar, bazı saldırganlar var ya, işte o zamanlarda evet kalemiyle onlara karşı duran yegane isim Üstad Necip Fazıl Kısakürek'ti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Necip Fazıl'la şahsi tanışıklığı da var. Üzerindeki etkisini de açıkça söylüyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek Amerikan medyasının da dikkatini çekti. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doğdu batmayan güneş, işte müjde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin Kudüs provokasyonundan sonra İslam dünyasını bir araya getirmişti. İstanbul'daki zirvede Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edilmişti. Artık bizim nazarımızda Filistin devletinin başkenti Kudüs'tür ve öyle kalacaktır. ABD merkezli Breaking Defense adlı haber sitesi Erdoğan'ın başarılı Kudüs çıkışının ardından Necip Fazıl'ın olduğunu yazdı. Makaleyi kaleme alan Svante Cornell'a göre Necip Fazıl Kısakürek'in Türkiye'de siyasi elitin önemli kısmında çok büyük etkisi var. Onunla beraber bizler gerçekten bugün hani karşımıza dikilen bazı gruplar, bazı saldırganlar var ya, işte o zamanlarda evet kalemiyle onlara karşı duran yegane isim Üstad Necip Fazıl Kısakürek'ti.